9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 Edebi Sanatlar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Edebi Sanatlar Cevapları 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı Metni Anlama ve Çözümleme 1 Bütün işin gücün yaşamak olacak, sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. Cevap, hiçbir beklentiye girmeden, karşılık beklemeden yaşanması gerektiği anlatılmıştır. İkinci yaşamaya dair adlı şiirde dikilmesi istenen ağaç olarak niçin zeytin seçilmiştir? Açıklayınız. Cevap, zeytin ağacı uzun ömürlü ve dayanıklı olduğu için binlerce yıl yaşayabilen ve Anadolu'da ölmez ağacı olarak bilinen bir ağaçtır. Bu yüzden şair zeytin ağacını seçmiştir. Üçüncü şiirde ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilen nedir? Açıklayınız. Cevap, şiirde başkaları için fedakarlıkta bulunmak, başkalarını yaşatmak için yaşamak düşüncesi ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilmiştir. Dördüncü şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Cevap, şiirdeki söyleyici yaşamayı ciddiye alan, yaşama tutkuyla bağlı biridir. Hitap ettiği kişi de yaşama dört elle ve tutkuyla sarılmasını istediği kişilerdir. Beşinci yaşamaya dair adlı şiirin temasını belirleyiniz. Cevap, şiirin teması, yaşama sevgisi. Altıncı yaşamaya dair adlı şiirdeki evrensel değerleri belirleyiniz. Cevap, yaşamı sevmek, başkaları için fedakarlık yapmak, beklentiye girmemek, insanlığı sevmek, çalışmak. Birinci etkinlik A. Yaşamaya dair adlı şiirdeki ahenk unsurlarını belirleyiniz. Cevap, nazım hikmet denince akla öncelikle ölçüsüz, yerine göre sık ve seyrek uyaklar, uzun dizelerin ardından gittikçe kısalan kırık dize kümeleri gelir. B. Yaşamaya dair adlı şiirdeki imgeleri ve söz sanatlarını belirleyiniz. Cevap, bu şiirde serbest nazım özelliklerini görüyoruz. Şiirde belli bir ölçü ve uyak düzeni yoktur. Ahenk kafiye ve rediflerden daha çok kelime ve cümle tekrarları, hem de, yaşamayı ciddiye alacaksın, VB, aliterasyon ve asonanslarla sağlanmıştır. İkinci ve üçüncü birimde in sesleri kafiyeyi oluşturan seslerdir. Tema, yaşama sevgisi söz sanatları, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela dizelerinde teşbih, benzetme sanatı vardır. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel en gerçek şeyin dizelerinde, hem de bağlacının tekrarıyla tekrir sanatı yapılmıştır. Epik şiir, lirik şiir, satirik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir. Cevap. Kaldırımlar, lirik şiir. Yayla dumanı, pastoral şiir. Akıncı, epik şiir. Kızılırmak kıyıları, satirik şiir. Yaşamaya dair. Didaktik şiir 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla Yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla Edebi sanat, mübalağa abartma, ikinci dizede ise akıncıların ruhu kuşlara benzetilmiş ve kapalı istiare yapılmıştır. Açıklama, bir olayın olduğundan daha çok gösterilmesi mübalağadır. İstiare, benzetmenin iki temel öğesinden sadece birinin, sadece benzeyen ya da sadece kendisine benzetilen, kullanılmasıyla yapılan edebi sanattır. Alık karanlık şarkı söylerdi. Ay ışığı öperdi susamış toprağa. Edebi sanat, teşhis, kişileştirme. Açıklama, alık karanlık ve ay ışığına insani bir özellikler kazandırılmıştır. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Edebi sanat, teşbih, benzetme. Açıklama, taşlar buza benzetilmiştir. İstanbul konuşması. En saf, en ince bize. Edebi sanat, mecazı mürsel, ad aktarması. Açıklama, İstanbul konuşması denilerek Türkçe kastedilmiştir. B. Edebi sanatların şiire katkısını bu örneklerden hareketle açıklayınız. Cevap, edebi sanatlar şiiri imgeli, sanatlı ve estetik bir hale getirir, anlatımı güçlendirir ve etkileyiciliği sağlar.
beni içerine aldın ağ gibi. Doldun gözlerime bir rüya gibi. Ben de güneş gibi, yüce dağ gibi. İçinde kaybolsam yayla dumanı. A. Yukarıdaki dörtlükte geçen teşbihleri bulunuz. Cevap, A gibi, rüya gibi, güneş gibi, dağ gibi ifadelerinde teşbih vardır. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı, Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz, bingemle bağlanan yazat şaha kalkıyor? Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor yahut, kocaman gözlüklerin. Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda. İnsanlar için ölebileceksin, içimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir M gibi evler, öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna. Uyandırmazsan. Uyanacak değil. A. Yukarıdaki dizelerde yer alan imgeleri bularak tabloya yazınız. Cevap. İmge, şakaklarına kar yağması, saçların beyazlaması. Çağrıştırdığı anlam, yüzdeki kırışıklıklar, çizgili yüz, B. Bu imgelerin sizde çağrıştırdığı anlamları karşılarına yazınız. Cevap. İmge, kocaman gözlükler, beyaz gömlek. Çağrıştırdığı anlam, laboratuvar ortamında insanlık için çalışan bilimsel çalışma yapan insanlar 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı, Elsa'nın gözleri öyle derin ki gözlerin içmeye eğildiğinde. Bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm. Orada bütün ümitsizleri bekleyen ölüm. Öyle derin ki her şeyi unuttum içlerinde. Uçsuz bir denizdir bulanır kuş gölgelerinde. Sonra birden güneş çıkar, o bulanıklık geçer. Yaz meleklerinin eteklerinden bulutlar biçer. Göklerin en mavisi buğdaylar üzerinde. Karanlık bulutları boşuna dağıtır rüzgar. Göklerden aydındır gözlerin bir yaş belirince. Camın kırılan yerindeki maviliğini de. Yağmur sonu semalarını da kıskandırırlar. Ben bu radyumu bir pekbilent taşından çıkardım. Benim de yandı parmaklarım memnu ateşinde. Bulup yeniden kaybettiğim cennet ülke. Gözlerin perumdur benim Golkondum, Hindistan'ım. Kainat paramparça oldu bir akşam üzeri. Her kurtulan ateş yaktı üstünde bir kayanın. Gördüm denizin üzerinde parlarken Elsa'nın. Gözleri Elsa'nın gözleri Elsa'nın gözleri. Luis Aragon, Aşk Şiirleri, Türkçesi, Orhan Veli'yi yayıma hazırlayan, Fahri Özdemir Elsa'nın Gözleri adlı şiiri Yayla Dumanı, Kaldırımlar, Kızılırmak Kıyıları, Yaşamaya Dair adlı metinlerle tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız. Cevap. Tür yönünden karşılaştırma Elsa'nın Gözleri, şiir. Yayla Dumanı, şiir. Kaldırımlar, şiir. Kızılırmak Kıyıları, şiir. Yaşamaya dair, şiir biçim yönünden karşılaştırma Elsa'nın Gözleri, serbest nazım ile yazılmıştır. Bentler ile yazılmıştır. Kendisine özgü kafiye örgüsü, uyak ve redifleri bulunmaktadır. Yayla dumanı, hece ölçüsü ile yazılmıştır. Dörtlükler kullanılmıştır. Kendisine özgü kafiye örgüsü, uyak ve redifleri bulunmaktadır. Kaldırımlar, hece ölçüsü ile yazılmıştır. Dörtlükler kullanılmıştır. Kendisine özgü kafiye örgüsü, uyak ve redifleri bulunmaktadır. Kızılırmak kıyıları, serbest nazım ile yazılmıştır. Bentler ile yazılmıştır. Ahengi sağlamak için aliterasyon ve asonanslar kullanılmıştır. Yaşamaya dair, serbest nazım ile yazılmıştır. Bentler ile yazılmıştır. Ahengi sağlamak için aliterasyon ve asonanslar kullanılmıştır. Üslup yönünden karşılaştırma Elsa'nın gözleri, lirik şiir örneğidir. Lirik duygu ile yazılmıştır. Yayla dumanı, pastoral şiir örneğidir. Kısa kelimeler bulunmaktadır. Kaldırımlar, lirik şiir örneğidir. Lirik duygu ile yazılmıştır. İmgeler ve söz sanatları ile dolu bir üslubu vardır. Kızılırmak kıyıları, satirik şiir örneğidir. Kısa cümleler oldukça fazladır. Oldukça yalın bir anlatıma sahiptir. Yaşamaya dair, didaktik şiir örneğidir.
hitabet havası bulunmaktadır. Miting meydanında olan konuşma üslubu ile dikkat çekmektedir. İçerik yönünden karşılaştırma Hasan'ın gözleri, Elsa'nın gözlerinde görülen aşktır konusu. Yayla dumanı, doğa ve tabiat sevgisinin anlatıldığı bir şiirdir. Kaldırımlar, yalnızlık duygusunu kaldırımlara yani sokakta yaşayan kişiler üzerinden verilmesi baz alınmıştır. Kızılırmak kıyıları, Anadolu'nun unutulması ve aydınlar tarafından hatalı değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Yaşamaya dair, ölümsüzlüğe ulaşabilmek için yaşamak gerektiği anlatılmaktadır. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.